İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Genel izleyici. Yeni dönemden iyi yazarlar var ama duvarları yıkacak kişi görmüyorum. Bundan sonra edebiyat dünyasında, dünyanın herhangi bir yerinde büyük çıkış yapabilecek bir şey yok. Kafka'dan sonra bitti bu iş. Türk edebiyatının önemli kalemlerinden Pınar Kür, hafta sonu Hürriyet gazetesine verdiği röportajda edebiyatın geleceğine dair sorulan soruya bu yanıtı vermişti. Kür'ün Kafka'dan sonra bitti bu iş yorumu edebiyat dünyasında yankı uyandırdı. Yazar Ayşe Kulin, Pınar Kür'ün bu düşüncelerine katılmadığını NTV'ye gönderdiği yazılı bir mesajla iletti. Kulin mesajında, "Kafka kesinlikle çok özel bir yazar. Tüm kitaplarını okudum. Dönüşüm ve Yargı bence başyapıtları. Ama ondan sonra yazar gelmediğini söylemek çok zor. Biraz Shakespeare'den veya Dante'den sonra yazar gelmedi demeye benziyor. Her dönem ve her ülke kendi yazarlarını üretmeye devam ediyor. Fantastik öykü dalında Margaret Atwood'u nasıl görmezden gelebilirim? Ya da Ursula K. Le Guin'i, George Orwell'i, her neyse sevgili meslektaşımla bu konuda aynı fikirde değilim. Dilerim her sevdiğim yazarı aşacak nitelikte başka yazarlar da yetişir gelecekte. Yaşasın edebiyat" ifadesini kullandı. Kültür sanat dünyasının etkili isimlerinden Sevin Okyay, Yazgül'ü Aldoğan ve Tuna Kiremitçi de Pınar Kür'e katılmayan isimler arasında. İyi bir yazar olmak ve etkili olmak için ille de kapı kırmak gerektiğine inanmıyorum bir defa. O da zaten iyi yazar olduğunu söylüyor ama yani ben hakikaten çok usta yazarlar olduğunu, çok karşı çıkan yazarlar olduğunu düşünüyorum. Friends'in mesela ben bir kitabını da çevirdim. O kapıyı kırmaya çalışan ama bence beceremeyen biri. Yani ille de bu sadece bu değildir. Bir yazarın geleceğe bu kadar ipotek koymasına açıkçası çok şaşırdım. İleride ne olacağını hangimiz bilebiliriz ki? Ve o kadar parlak gençler geliyor, o kadar yeni bir kuşak, o kadar bilgiyle donanımlı ki onlar bizden çok daha farklı şeyler yapacaklar, yazacaklar. Kafka elbette çok fütüristik, çok çılgın bir yazardı. Ama ben bu söyleminde Kafka'ya olan övgüden çok geleceğe olan bir kibir seziyorum. Gerçek olan şu ki Franz Kafka sonrasında dünya edebiyatında atılım gösteren çok önemli bir edebiyat türü var. Bu da polisiye edebiyat, polisiye ve suç edebiyatı. Ki Pınar Kür de buna bir cinayet romanı ve cinayet fakültesi gibi eserleriyle önemli katkılarda bulunmuş bir ustamızdır. Polisiye edebiyat hem içerik hem de biçim bakımından diğer edebiyat türleriyle ilişkiye geçerek psikoloji gibi, sosyoloji gibi, kriminoloji gibi bilimlerden de yararlanarak 20. yüzyıl sonlarında ve 21. yüzyılda çok önemli bir hacim kazanmıştır. Pınar Kür'ün bu konuda ne düşüneceğini de kendi adıma merak ediyorum açıkçası. ...2023 yılında 81 il ve ilçelerdeki 1257 halk kütüphanesinden istatistikler alındı. Okurların en çok tercih ettiği kitaplar açıklandı. Türk Kütüphaneciler Derneği, kütüphane okurlarının 2023 yılında en çok tercih ettiği kitapları derledi. José Saramago'nun 1995 yılında yazdığı, 1999'da Türkçe'ye çevrilen Körlük en çok okunan kitap oldu. Adı bilinmeyen bir ülkenin, adı bilinmeyen bir şehrinde geçen eserde hiçbir kahramanın adının olmaması okuru dikkatle okumaya davet ediyor. Romanda körlük bir salgın hastalık gibi bütün kente yayılıyor. Öldürücü olmasa da tüm etik değerleri yok ediyor. Listede Matt Haig'in Gece Yarısı Kütüphanesi, Ahmet Ümit'in Kayıp Tanrılar Ülkesi, Zülfü Livaneli'nin Kardeşimin Hikayesi ve yine Ahmet Ümit'in Kırlangıç Çığlığı kitapları körlük romanını takip etti.
Özlem Çetinkaya, Anne Çiçekleri isimli romanında çok sıradan görünen anne-kız ilişkilerinin derinlerde oluşturduğu yolları, o yolların karanlıklarını, iniş çıkışlarını fark etmenin hikayesini anlatıyor. Kitapta yaşlı ve hasta bir anne ile kızı arasındaki sevgi-nefret ilişkisi ve yaşanan yüzleşmeler ele alınıyor. Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyünde Troya antik kentinin girişinde yer alan Troya Müzesi'ne ait dijital dergi Troy Museum Journal araştırmacıların hizmetine sunuldu. Dijital dergide müzecilik, arkeoloji, tarih, sanat tarihi, etnografya, sosyoloji, coğrafya, edebiyat tarihi, felsefe tarihi ve kültürel çalışmalara ait içerikler bulunuyor. Arapların Dante'si ya da Shakespeare olarak anılan El-Mütenebbi'nin şiirleri, İnsanın Şarkısı isimli kitapta bir araya getirildi. Kitapta şairin kendi döneminin Arap coğrafyasında yaşanan insani ilişkiler, hırslar, makam kavgaları, aşklar, ayrılıklar ve insana özgü hayal kırıklıklarıyla ilgili şiirleri yer alıyor. Hafta değerli bir tavsiye, okuyanlar için hatırlamak keyifli olacak, okumayanlar için hadi artık okuyayım diyecekleri bir kitap. Franz Kafka, Çek asıllı Avusturyalı yazar Franz Kafka'nın Dönüşüm, Metamorfoz da diyebiliriz adlı eseri. Tabii. Yani hayat bir çark. Evet. Özellikle modern dünyada o çarkın dişlisi olmak kolay değil. Sürekli orada sıkışmak, orada debelenmek, orada ben de varım demek zor zanaat. Tabii. Ve farkında olmadan hepimiz o böceğe, Gregor Samsa gibi bir sabah bir uyanıyoruz. Yine Samsa anlamış böceğe dönüştüğünü, bazılarımız hiç anlamıyoruz. Ama bu bir şey söyleyeyim, dikkat meselesi değil, cesaret meselesi. Hepimiz zaman zaman anlayabiliriz ama bu cesaretle ilk defa ne yapalım ki Kafka yazdı Ömer. Evet. Eğer sen ya da ben yazsaydık vaktiyle bunu, gene büyük hikaye olacaktı. Çünkü o ana kadar bu kadar vahim biçimde ifşa edilmedi bu şey mesele. Şimdi Kafka, Vladimir Nabokov'un bir yorumu var çok ilginç. Bu hacmi küçük ama oylumu çok büyük romanla ilgili. Nabokov diyor ki aslında böcek evdeki herkestir. İnsan sadece Gregor Samsa'dır der. Çünkü Kafka'nın bir intikamı var yani aileden şeyden biraz ileri biraz değil çok cesaretli biçimde ileri götürmüştür. Ailenin görmezden geldiği çocuk kendini böcek olarak görebilir. Beni böcek gibi görüyorsunuz diyebilir. Fakat Gregor Samsa gibi vahim ayrıntılarla, ürpertici ayrıntılarla devam ederek bir gerçekten büyük bir böceği, işte karnındaki o bombe, sayılamayacak kadar titreşen bacaklar, karyoladan aşağıya düşme, sonra birinin gelmesi falan. İnanılmaz bir cesaret tabii yani bu. Kafka'da fakat büyük bir şair kumaşı var. Cesaretten başka bir şey değildir. Yani çocuk cesaretidir o. Yani çocuk herhangi bir şeyi pat diye söyler değil mi? Onun için bir cesaret meselesi değildir. Sadece aklına gelmesi yeterlidir. Üst beni olmadığı için. Dolayısıyla çocuklar, şairler ve büyük yazarlar ve deliler aynı kişidir aslında. Kafka o cemaatten zaten. Dolayısıyla bir aile ile aradaki mesafeyi büyük bir trajik dille ortaya koyması. Ve bu küçücük hacimli kitapta bu kadar büyük bir şeyin kapağını kaldırması insanlık adına çok tartışılan şeyler tabii onlar. Yani evdeyiz, ocakta yemek pişiyor, içeride birisi işte işe gidecek, hazırlanacak. Günlük hayat devam eder. Evet. Ama aslında o bizim olağan sandığımız şey ne kadar büyük bir absürditenin parçası, örneği değil mi? Ne kadar absürdüz aslında. Ama eğer biz böceksek çok büyük absürtlük. Eğer ona katılmışsak, dalgınlaşmışsak artık absürtlük değildir ve onun keyfini çıkarıyoruz demektir. Bir de çok ilginç bir şey söyleyeyim. Ben buna rastlamadım yorumlarda, edebiyat şeyinde yorumlarında diyelim, Kafka üzerine yorumlarda hiçbir yazarın şeyinde rastlamadım ama mesela büyülü gerçekçilikle çok benzeşiyor. Çünkü büyülü gerçekçilikle
teknik olarak benzeşiyor, öyle söyleyeyim yani. Böceğe dönüşmüş olarak görünür fakat insanlar ona insan gibi muamele etmeye devam ederler filan. Bu büyülü gerçekçiliğin de temelidir aslında. Teknik olarak büyülü gerçekçilik daha sonra mı, daha önce mi emin değilim. Bu konuyu sonra tekrar şimdi aklıma geldi araştıracağım ama büyülü gerçekçilikle aynı tekniği kullanıyor Kafka. Yani böcek olduğu için insanlar aa burada bir böcek var deyip ürpermiyorlar. Gene ona Gregor diye davranıyorlar. Hiçbir şey olmamış fantastik gibi. Fantastik bir durum aslında. Fantastik bir durum. Ama çok olağan. Çok olağan evet. Büyülü gerçekçiliğin tanımı da bu zaten. Tarifi de bu zaten. Dolayısıyla çok uzak şeyler, kültürler. Latin Amerika büyülü gerçekçiliğiyle burada çok benzeyen bir şey var. İşleyen bir mekanizma var. Birbirine çok benziyor. Onu açıkçası ben şimdi merak ettim açıkçası. Sonra bakacağım. Dolayısıyla değişim dönüşüm Kafka'nın diğer kitaplarında olduğu gibi bir babaya itiraz, aileye itiraz, daha doğrusu gücenmişlik. Büyük bir tutkuyla benimseme aslında aileyi ve babayı. Büyük bir tutkuyla sevmek. Fakat neredesin yani? Mesafe var, sana çok ihtiyacım var, çok susuzum sana. Ama niye bu mesafe var? Sana çok ihtiyacım var. Şeyinin yakarışının bir biçimi, bir ağlama biçimi aslında bu. Çok teşekkürler sevgili Selahattin ben Yusuf. Ben teşekkür ederim. Bu değerli tavsiye için. Eyvallah. Bir sabah uyandığımızda kendimizi böcek gibi hissettirten bir hayat olduğunu düşünebiliriz bazen. Ona uyum sağlamak veya sağlamamak. Burada bir şeyleri hatırlamamız ve düşünmüş olmamız büyük bir şans olacak. İşte onun için edebiyat var. Franz Kafka Dönüşüm adlı eseri. Bu macerada referansa ihtiyaç duyanların imdadına yetişecek. En kitaplık. Haftaya görüşmek üzere. Gece gündüzü sundu.